yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla, attığı tweetlerle, işte söylediği videodaki söylediği söylemlerle hep gündem olmuştu ve sürekli de konuşulmuştu. Kim? Berna Laç'ın. Berna Laç'ınla alakalı enteresan bir konu var. Az sonra kesinlikle ekranlarınızdan ayrılmayın. Bir takım kanalların, bir takım medya gruplarının boykotu var. Neden? Niçin? Neye boykot ettiler? Onları konuşacağız. Bu bir az sonra olsun. Şimdi Şahan'a geçelim. Şahan'a geçince ne yapalım mesela, değil mi? Bak, Şahan o kadar komik bir şey yapmış ki, yani ben buna güldüm. Hani ama Merve gülmemiş. Merve Bolor'la Şahan arasında bir gerginlik oldu. Merve 40 parçalık puzzle'ını paylaşmış. Şahan da ona bir gönderme yapmış. Sonrasında Merve daha da büyük bir gönderme yapmış. İzleyelim. Merve Bolur puzzle'ını paylaştı. Ortalık birbirine girdi. Oyuncu yaptığı 40 parça puzzle'ı paylaşınca hem sosyal medyadakiler hem de Şahan Gökbakar güzel oyuncuyu diye aldı. Merve Bolur kendisiyle dalga geçen Şahan Gökbakar'a öyle bir cevap verdi ki bu paylaşım savaş çıkarır. Karantina sürecinde üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen, hatta Oxford Üniversitesi'nin takibi alarak şaşırtan güzel oyuncu Merve Bolur aynı zamanda sosyal medyada bolca paylaşım yapmasıyla da dikkat çekiyor. Ancak kendisinin yakınlarda yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Merve Hanım 40 parça bir puzzle'ı bittiği notuyla paylaşınca takipçilerinin alay konusu oldu. Birçok kişi oyuncuyla üniversite sınavına hazırlanacakken anaokuluna dönmüş diye dalga geçerken Merve Bolur kendisiyle dalga geçenlere sosyal medyasından aşı mı buldunuz, atom mu parçaladınız şeklinde bir cevap verdi. Oyuncu T'ye alan isimlerin başında ünlü bir isim de vardı. Şahan Gökbakar Merve Bolur'la acımadan dalga geçti. Ünlü komedyen 3 parça puzzle'ı bitti yazıp paylaşarak Merve Bolur'a gönderme yaptı. Ancak Merve Bolur'un kendisi gibi oyuncu olan meslektaşına verdiği cevapsa saldırgan ve acımasız oldu. Merve Bolur, Şahan Gökbakar'a puzzle'ı bırak, makete başla yazarak balkonlu bir ev maketi fotoğrafı eşliğinde yanıt verdi. Oyuncu yaptığı bu paylaşımla Şahan Gökbakar'ın yıllar önce Berrak Düzünataç'la olan balkon skandalına gönderme yaptı. Şahan Gökbakar'ın 10 sene önce Berrak Düzünataç'la evinin terasında öpüştüğü görüntüler medyaya düşmüş. O dönemde çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı. Merve Bolur yaptığı bu harekette mutlu bir evliliği olan Şahan Gökbakar'a bel altı vurmanın suyunu çıkardı. Merve Bolur'un bu sert paylaşımına Şahan Gökbakar'ın nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Evet, söylediğim gibi az sonra bu konuyu işleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Ama şimdi Merve Bolur'la Şahan Gökbakar arasında bir gerginlik başlıyor mu? Bunu tabii ki Şahan belirleyecek. Çünkü neden biliyorsun? Gerginliği bence başlatan Merve olmuş. Şimdi bir puzzle yapıyorsun. Bir kere 40 parçalık puzzle gerçekten ilkokul seviyesinde. İlkokul çocuklarının sadece 30 saniyede falan çözdükleri bir şey. Şu puzzle. Buna ama bir şey diyemem. Mesela bunu kendisi için çok büyük bir zeka göstergesi olarak görebilir. Buna bir şey diyemem. Hayatında hiç puzzle zekası yok. Puzzle zekası diye bir şey var. Yoktur. Onun için başarıdır. Ama mesela Şahan'ın bununla 3 parçalık puzzle dalga geçmesini çok ağır eleştirmiş. Ne diyorsun? Şimdi yani illa 33 bin parça illa 55 bin parçalık bir puzzle yapmak zorunda değil. Ben puzzle alırken daha önceki zamanlarda hangi resim beğeniyorsam üstündeki onu alıyordum. Şimdi çocuk ruhlu bir kadın olabilir. Pamuk prenses, kül kedisi gelmiş, prens öpmüş. Yani görselinin sevdiğin puzzle alırsın. Bazısı öyle. Ben de olsam mesela böyle bir puzzle alabilirim. Yani illa ben birilerine zekamı ispat etmek zorunda değilim. O kompozisyonu sevmişimdir. O fotoğrafı sevmişimdir. Bazı puzzle'lar var. Evinin işte onlar mesela işte 50 binlik, 55 bin parçalı falan böyle tablo gibi devasa. Bitiriyorsun onları mesela evine asabiliyorsun falan. Bunlar evet çocukların daha fazla yapmış olduğu bir şey olabilir ama ben o resmi beğendiğim için, o fotoğrafı sevdiğim için ben onu satın almış yapmış olabilirim. Yani burada da aslında kompozisyon çok güzel çünkü geliyor biliyorsun en sonunda prens kızı alıyor ve öpüyor ve mutlu son. Ben
Belki böyle bir mutlu son mesajı vermek istemiş olabilir. Belki de. Şimdi Merve'nin yanındaki Merve'nin puzzle'ı. Şahan'ın yanındaki de Şahan'ın Merve'ye olan cevabı. Aslında herhangi bir hashtag yok. Merve yazmıyor. Sadece gündemi çok sıkı takip ettiğini bildiğimiz Şahan Gökbakar. Büyük ihtimalle de küçük çocuğunun puzzle'larından bir tanesi. Üç parça puzzle'ı birleştirip bu da bitti diyor. Ve sonrasında tamam ben buna mesela güler geçerim. Gerçekten evet. Buna gülerdim yani. Sonrasında Merve işte o zaman işin rengini değiştiriyor. Evet o çok yani, yakışıksız bir şey yapmış. Balkonlu ev. Şimdi balkonlu ev deyince aklımıza Şahan'ın yanındaki işte Berra'nın yanında Şahan'ın geldiğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili davalarının yıllarca sürdüğünü biliyoruz basınla ilgili. Balkonlu evi paylaşıp altına nasıl bir ibare kullandın? Maket bu. Hı-hı. Bu bir maket ev. Ve üzerinde balkonlu ev yazıyor. Büyük ihtimalle internetten şöyle bir araştırma yaptı Google'a. Balkonlu ev dedi. Şahan'ı belden aşağı vurabilmek için. O da maketi buldu. Puzzle'la da yakınlaştırınca maket kafasını. Evet. Aynen de sen maket yap dedi. Evet, çok çirkin olmuş. Çok çirkin. Merve'ye hiç yakıştıramadım. Çünkü sonuçta şu anda evli. Çoluk çocuğu var Şahan'ın. Öbür tarafın ilişkisi sevgilisi, var. Sevgilisi, ilişkisi. Hani... Bu çok bel altı olmuş bugünkü pozisyonlar için. Sonuçta Şahan bir komedyen. Dünyada devlet başkanlarını bile komedyenler yerden yere vurur. O devlet başkanları gider adamların galalarında kendilerini yerden yere vurdukları bütün esprileri ayakta alkışlarlar. Biraz hani bunu bir senin rakibin yapmış olsa ona bir cevap verebilirsin. Sen kendine bak dersin, bir şey dersin. Sen de espriyle karışık bir şey diyebilirsin. Ama bunu bir komedyen yaptığı zaman bunu çok fazla ciddiye almak ve onu bu şekilde yaralamaya çalışmak çok çirkin olmuş. Tabii çok haklısın. Bundan sonrasında Şahan bu konuya cevap verecek mi ki? Bence vermeyecek diye düşünüyorum ama zaten 40 parçalık puzzle ya da 40 bin parçalık puzzle değildir bana göre zeka göstergesi. Verdiğin cevaplardır. O balkonlu evle sen zaten bu konuyla alakalı zeka durumunu ya da hemen sıkışınca belden aşağıya inmeyi göstermiş oldum. Bence hiç yakışmadı. Ben bu Merve'yle hiç bir türlü barışamıyorum ya. Tam sevecekken kızı yani yaptı şu olacak iş mi yani? Evet bu eleştiriyi çok fazla kabul etmemek. Şu anda puzzle yapmak bile... yani çok fazla insanların birbirine zekasını gösterme amaçlı değil. Korona herkes tabii bütün dünyadaki dev firmalar işte fotoğraf firmaları bir sürü firma böyle puzzle'lar yapıyor. Çünkü insanlar evdeler ve hani sıkılıyorlar. Bu da çok meşgul eden bir şey yani. Evet. Dolayısıyla bunu hani herkes yine söylüyorum Pamuk Prensesli bir daha çok hakikaten bir ortaokul öğrencisinin belki bir ilkokul öğrencisinin yapabileceği bir puzzle seçmiş olabilir ama yine söylüyorum ben de seçerken ne mesela Dünya Atlası da var puzzle. Hı hı, var. Ama ben onu seçmem. Yani çok sıkıcı bulurum. Görselini yani. Sevdiğim. Ben görselini yapmak sevdiğim istediğim. Bir şey. Bana romantik gelen bir şey seçerim. Kız da bunu seçmiş. Bunu paylaşmış. Ha bunda bir şey olmadığı gibi bu onun zekasının geri olduğunu göstermeyeceği gibi Şahan'ın da Merve'nin paylaşımına karşı yapmış olduğu paylaşımda Merve'nin bu kadar ciddiye alıp işte balkonlu evi paylaşmamasını gibi aynı saçmalıkta bence. Yani o yüzden de insanları bu şekilde ya o prenses seçmiş, prensesi sevmiş, bir prensese kavuşuyor. O onu hoşuna gitmiş, yapmış. Ne var bunda yani? Peki, doğru. Şimdi Şahan'ın bir paylaşımı var. Onu bir verelim. Koronavirüs günleri nasıl geçti? Sonra reklama gideceğiz. Ama gideceğiz Seren. Acil reklama gitmemiz lazım. Bir tane daha var videosu reklam sonrası dönüşte göstereceğiz. Evet reklam sonrası öncesinde Şahan'ın komik videosu ile devam etmiştik. Şimdi ikinci videosuna devam edeceğiz. Bakalım Şahan bizi güldürmeye bu Covid-19 sürecini devam edecek mi? Nasıl bir video paylaşmış izleyelim. Ya, bu. Kimisi gülmüyor. Ben şu anda çok gülüyorum. Ben de çok gülüyorum. Ben mesela Recep İvedik. Ben hiç komedi filmini sevmem biliyor musun? Gitmem. İlla ki romantik olacak ya da aksiyon olacak falan. Fakat bu bütün filmlerine gidiyorum. Bu Recep İvedik'i çok seviyorum gerçekten. Ben de Şahan'ı komik buluyorum. Tabii çoğu zaman fikirlerimiz uyuşmasa bile ben çok başarılı buluyorum sektör açısından. Kendisinin bulduğu sektör açısından ama... O kadar aslında güzel bir şey söylüyor ki. Diyor ki AVM'lere gittim. Açılır açılmaz kapısındaydım diyor. Peki diyor ne aldınız? Hiçbir şey yapmadım. Ama gittim diyor yani.
Durum bu ya. Aslında şeyi de eleştiriyor. Yani AVM'lere gitme müsaadesi var. Ama denize girme bir önceki videosunda da evet. Ona da bence dikkat çekmiş. Denize girmiyoruz ama AVM'lere gidiyoruz. Tabii. O da bir, ben de onu pek anlayamıyorum o neden. Herhalde plajlardaki kalabalığı önlemek için bu. Yoksa denizden bir virüsün geçme olasılığı ve çok zayıf yani. Evet, söylediler doktorlar dediler virüs denizden çok çok yani düşük ihtimalle geçer dediler. Plajları önlemek yani gitmesin herkes yoğunluğu, diye bence. Değil mi? Bu şimdi kimin suratına yani nasıl bir surada dönüşüyorsa ona göre bir konuşma tarzı gelişiyor. Tabii. Öyle kabiliyetli bunu nasıl ya bu. Bunu yapıyorlar? İnsan kendini nasıl bu kadar değiştirebiliyor? İşte bir filtre herhalde var galiba. Bir şey var. Nedir? Herhalde bir application bu bir da. Bir program yani. Varmış. Program oradan var. Yapıyorlarmış. Ama yani değişik olmuş ve komik olmuş. Karısına aşık Şahan. Çok aşık Şahan. O yüzden o huyunu çok seviyorum. Yani karısını her yerde onur eden. Anneler muhteşem. Gününde herkes ilk önce annesini paylaştı. Hı hı. İlk önce onun da eşi anne ya. Evet. Sonuçta çocuklarının annesi. Onu paylaştı. Şimdi ben böyle şeylere çok dikkat ederim. Yani karısını sevdiğini evde söyleyebilir. Evet. Bunu herkes yapabilir. Doğru. Ama onore ediyor. Evet. Bu çok önemli. Çok önemli. Yani bir erkeğin kompleksiz olduğunu gösterir. İyi bir adam. Anladın mı? Yani kadını her şekliyle onore ediyor. O kız da mutlu evinde. O yüzden de o da çok iyi bir eş oluyor. Çok iyi bir anne oluyor. Çünkü başında onun yaptıklarını gören, en ufacık yaptığı bir şeyi belki de daha da büyüterek insanlara onu onore edip teşekkür etmeyi bilen bir adamla beraber. Kız da çok iyi bir kız. Yani eşi de muhteşem, bence tatlı de. Bir kız. En önemli özelliği bence Şahan'ın bu zaten muhteşem bir ama aile. Ama bunu yapan oldu. Adamın sırtı yere gelmiyor. Hı. Bak bendenizin tabiri gibi kuduran adamların sonu ya iflas oluyor. Gerçekten Allah kızıyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Yani böyle sevdiği kadının değerini bilmeyen, karısının değerini yaptığı fedakarlıklara, emeğini falan bilmeyen adamların işleri tepe taklak oluyor biliyor musun? Kızmaz mı Rabbim? Bak yemin ediyorum ben kendimde de yaşadım babamla. Herkese de bunu görüyorum. Yani o yüzden niye bu şimdi bir Kıvançlar işte dün de söyledik. Neydi Burak Özçivitler, Şahan, Kenan. Yani bunlar hepsi zirvedeler. Neden? Kadir kıymet biliyorlar. Nankör değiller, karılarına sahipler, aldatmıyorlar, evet. Sadıklar. Onur ediyorlar, sevdiklerini söylüyorlar, belli ediyorlar. Çok önemli bunlar. Bunların hepsi çok önemli. Karısının duasını almak, annesinin duasını evet. Almak çok önemli şeyler. Onlar da onlardan bir tanesi diyelim ve şimdi...